Evet arkadaşlar, bugün de sizlere yumurta tavuğu ırklarına, baktığımız ırklara söyleyeceğim. Özelliklerini, nasıl, ne zaman yumurtluyor, dayanıklılığını. Mesela Ataks ırkı var. Ataks ırkı, mesela biz direkt bir günlük civcivken almıştık. Kendimiz büyüttük. 18-20 haftada yumurtluyor diyorlar. Ama peki öyle olmuyor. Biz mesela fabrika şartlarında sürekli bez yemi, 3-4 aylıktan sonra yumurta yemi, gece ışık çakmak falan öyle yapsak 3-3,5-18-20 haftada dedikleri gibi yumurtluyor olabilirler. Ama o şekilde bakılan hayvanlar da bir sene sonra direkt 5-6 yaşında tavuk gibi oluyor. Ataks ırkı bir de sakinleri çok sakin, saldırganları çok saldırgan oluyor. Mesela birine kızdığı zaman tuttuğunda tüyünü kopartmadan bırakmaz. Bir de bu yumurta ırkları olduğu için bunların, gördüğünüz gibi şu da yaşlılardan, tüyleri daha kış geldi. Şöyle kar yağıyor, daha tüylerini yeni düzdüler. Yumurta ırkları olduğu için, yani bak bunlar daha yeni 6-7 aylık oldukları için daha tüyleri temiz. Yoksa yazın bunları görün çırılçıplak. Yumurtaları da normal, orta boy. Fakat biz sürekli yumurta yemi vermediğimiz için doğal, yani uzun süreli yaşasın, sağlıklı yaşasın diye, yani organik besliyoruz. Onun için bayağı az yumurtluyorlar bizdekiler. Yani yumurtaya başladığında 4-5 tane yumurtluyor. Ondan sonra bırakıyor. Sonra yavaş 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 yavaş, sonra yaza doğru zaten sürekli yumurtluyor. Ondan sonra lohmanlara gelelim. Bunlar da sıfırdan beslediğimiz, büyüttüğümüz ırklar. Ama yumurta şeyi olaraktan, büyüklük, seri yumurtlamak, mesela bunlar fazla gün açmıyorlar. Ne kadar ne de olsa. Bir de bunlar bayağı uyumlu. Kimsenin şeyine pek karışan yok. Yani 2-3 tane gene bunlarda da aykırı var da, gene bunlar pek kimseye sataşmıyorlar. Bunlar gerçekten de 4,5-5 ayda ne verirseniz verin, illa mesela 20 tane aldıysanız 4 tanesi 5 tanesi yumurtaya başlıyor. Ve yumurtaları da gayet normal tavukların 2 katı olan da var. Yani çift sarılı yumurtlayan da var. Bak mesela adam sıçanı yakalamış gidiyor. Yumurtaları 2 katı olan da var yani. Bu lohman olarak güzel yani. Ama bunlar da aynı şekilde fazla tüy döküyorlar. Onun için yani fazla horoz mu bulundurmayacaksın artık, kendi genine bağlı mı döküyorlar onu da bilmiyorum. Şöyle şunlar da yani yeni çıktı dediler. Yumurta tavuğu dediler, hem etlik hem yumurtalık gibisine. Gördüğünüz gibi zaten bunlar, şu da aynısı. Mesela normal tavuk, bunlar biraz büyük onlardan. Bir de daha bunlar küçüklükten beri bayağı büyüktü yani. Ötekinlere fark atıyordu. Şu da aynı şekilde. Saso da diyorlar. Yani değişik. Şu zaten sürekli 2 günde bir yumurtlar. Çift sarılı yumurtluyor bu. Yani bunlar da lohmanlar gibi. Yani gayet, yani o kadar, yani her gün yumurtlamasa da gene gün aşıp yumurtluyor. Zaten şu an kış. Yani hepsi performanslı yumurtlamıyor ama gene her gün ondan aşağı yumurtamız olmuyor. Bir de bana kalırsa da, nerede onlar? Onları da bulalım. Mesela bakın, bunlar mavi yumurtacı diye aldık ama köy tavuğu. Bak bir de şunlar var. Bunlar da normal yumurta tavuklarının içinden çıktı. Küçük küçük, ama bunlar da gün İlla yumurtluyor. 2 günde bir yumurtluyor. Küçücük. Normal ispenç yumurtası gibi. Herkesin ağzında da bir fare ya da gezdiriyorlar. O. Bakalım. Köy tavukları var. Bu da onları bulmaya çalışıyor. Mesela bak.
Bu paçalı maçalı köy tavuğu. Bunlar mesela 6, 7, 8 ay aralarında yumurtluyorlar. Ve bunlar yani benim beğendiğim özellikleri, tüylerini mesela horoz da karsa ne yaparsa yapsın tüylerini bozmuyor hiç bu hayvanlar. Mesela onlar o şekilde, ondan onlara ben yani görsel olarak daha iyi olduğu için onları seviyorum. Burada da Wyandotte'le mavi yumurtacıklar var. Bu Wyandotte'ler de yumurta ırkı diye. Bunları da artık ayıracağız ama horoz pek iş yapmıyor da. Bunlar da sanırım yani arada yumurtluyor herhalde. Çünkü onların yumurtaları gibi sarı yumurtalar var. Ama Ataxis yumurtasına da yakın olduğu için pek şey belli değil. Şu benim şeyi de bulamadık. Sürekli burk yatırdığımız 2,5 yaşında ama daha ben hiç tüyünün döküldüğünü görmedim. Şu en arkada mesela onun da burk yatıyor, şey yatıyor ama kesinlikle hiç ne tüyünü bozuyor. Sürekli sağlam duruyor yani görsel olarak güzel. Hoşuma gidiyor ondan. Ama yumurtada en fazla yumurta yapan ırk Lohman. Ondan sonra Ataxis geliyor. Büyüklük olarak da en büyük Lohman. Bir de şunlar yapıyor. Ama bunları yumurta tavuğu yani bahçenin önünde falan hem kesip yümelik hem arada yumurtlasın diye bunlar da alınabilir. Bakın mesela şunu biraz üzmüşler burada. Bunda da bu da mesela köy tavuğu. Şu an tertemizdi. Hem yerler çamurlu diye. Bir de horoz da sarıyor. Ayakları falan çamurlu ondan biraz dağıtmışlar. Dediğimiz gibi bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle son kez de gösterelim. Kar yağıyor ama belli oluyor mu bilmiyorum. Aynen.